Bir parabol x eşittir 3 temsili olarak gösteriyorum. Böyle bakın bir parabole teğet çizdiğimiz zaman bu tam teğet noktasında dik olan doğruya normal doğrusu deriz. Böylece bu normal doğrusunun eğimiyle teğetin eğiminin çarpımı eksi 1'dir arkadaşlar. Bunu önce bir bilmek lazım. Dik doğruların eğimleri çarpımı eksi 1. Çünkü şimdi herhangi bir noktasındaki eğimini bulursak herhangi bir noktasındaki eğimi 2x eksi 3'tür parabolün. Bize 3 noktasındaki eğim lazım. O zaman f türev 3 2 kere 3 6 eksi 3 3 yaptı. Demek ki tt eğimi arkadaşlar 3'müş. Normalin eğimi ne olacak o zaman? Eksi 1 bölü 3. Şimdi y eşittir. Eksi 1 bölü 3 x artı ne? Bir doğru denklemini Y eşittir MX artı N diye söyleriz arkadaşlar genel olarak. O yüzden bunu yazabilirsiniz. Şimdi peki N'yi nasıl bulacağız? Üzerindeki bir noktadan yararlanarak. Peki üzerindeki nokta nasıl bulunur? Bize 3 noktasını demiş ya. Onun apsisi 3 ise üzerindeki noktanın ordinatı nedir? Burada yerine yazarak işte 9 eksi 9 artı 5. Demek ki üzerindeki nokta 3'e 5 noktasıymış şu nokta. Bu aynı zamanda normalden de geçiyor. Bunu da sağlar. 5 eksi 1 bölü 3 çarpı 3 artı n bunlar gitti. Böylece n buradan arkadaşlar 6 olmuş oldu. Yerine yazarsak y eşittir eksi 1 bölü 3 x artı 6. Tabi payda eşitlenmiş halde şıklarda. 3 y eşittir eksi x artı 18. Hepsini sol tarafa atarsak 3 y artı x eksi 18 b şıkkı. Bir teğet arkadaşlar x eksenine paralelse şöyle bir parabol göstereyim. x eksenine paralelse bunun eğimi sıfırdır. Çünkü yatay olan bir doğrunun eğimi sıfırdır. Tanjant sıfır sıfır olduğu için haliyle arkadaşlar f türev 1'in sıfır olduğunu söylüyor bize. Çünkü teğet demek aynı zamanda türev demektir o noktadaki türev. Şimdi türevini alırsak 2x artı a f türev x. Sonra 1 noktasındaki türev 2 artı a. Bu da 0'a eşitmiş. Bu yüzden a eksi 2 olacak a şıkkı. Bir doğrunun her noktasındaki eğimi aynıdır arkadaşlar. Dolayısıyla türevi de aynıdır. Şimdi bu bir parçalı fonksiyon. Şöyle göstereyim bakın. Mavi ile taradığım yerde her noktada türev aynıdır. Çünkü doğru adı üstünde eğimi değişmiyor. Yine sarıyla taradığım her yerde de kendi içinde eğimi aynıdır. Bu yüzden F türev eksi 1 dediği işte şuradaki bir eğim aslında bu doğrunun kendi eğimle eşit. 2 bölü 4 tanjant alfa 1 bölü 2 doğru sağa yatık eğim o yüzden 1 bölü 2'dir. Olay bu. Sonra bakın yine aynı şekilde F türev 4 şimdi F türev 4 de yine burada bir eğim. Burada da olsa burada da olsa burada da olsa fark etmez. Buraya da beta diyelim tanjant beta arkadaşlar yine 1 bölü 2 ama bu doğru sola yatık olduğu için eksi 1 bölü 2. Bu yüzden eğimler toplamı 0 gelecek. Türevler toplamı da 0 olmuş olacak. C şıkkı. Burada ikiz kenar bir üçgen var aynı zamanda. O yüzden betayı alfa diye düzelttim. Bakın bir tane doğru var. Mesela şöyle bir parabolü arkadaşlar. Bir noktasında teğet. Başka bir parabola böyle. Tabi hani kollar yukarı doğru aşağı doğru olacak diye bir şey yok. Temsili olarak gösteriyorum. Burada eksi bir noktasında teğet. Maksat burada hani olayı biraz anlamak için böyle şekil çizebilirsiniz. Yani ne anlayacağız o zaman? Aslında birinci eğrinin eksi bir noktasındaki eğimi ile ikinci eğrinin bir noktasındaki eğimi yani türevi aynı olmak zorunda. Çünkü ikisinin de teğeti aynı doğru. Bu yüzden türevler o noktalarda eşittir. Şimdi bunun türevi 6x. Bunun türevi arkadaşlar 2cx. Buna 1 noktasındaki teğet 6 dersek buna 1 nokta x'e 1 verdiğimiz için. Buna da eksi 1 noktasındaki teğet arkadaşlar verirsek eksi 2c birbirine eşit olmalılar. Bu yüzden c ne geldi bakın eksi 3. Şimdi c'nin artık eksi 3 olduğunu anladık. Demek ki y eşittir eksi 3x kare eksi 5 şeklinde bir parabolmuş. Diğeri zaten y eşittir 3x kare artı bir parabolü. Şimdi a çarpı b eksi c demiş. Bu doğrunun denklemini bulacağız artık. Ee, bu noktadaki türevini bulursak bunların neymiş bakın bu noktadaki türev arkadaşlar ikisinde de. Eksi 3'ü yerine yazarsanız 6 diğerinde zaten 6. Demek ki bunların teğet olduğu bu doğrunun eğimi 6'ymış. Bu yüzden 6x artı b yazıyorum bakın. Bir doğrunun eğimi yalnız bırakıldığında y x'in kat sayısıdır çünkü. Bunlar hep temel analitik bilgisi. Bundan dolayı b'yi nasıl bulacağız peki? Bu isterseniz doğruyla böyle parabolü kesiştirin. Deltasını bulun. Teğet olduğu için delta sıfır olacaktır. Ya da şunu dersiniz. Şimdi bu doğu eğri üzerindeki nokta 1'e y noktası şeklindeki bir noktadır. Bu nokta hangi eğriyi sağlıyor? 3x kare artı 1'i yazıyorum yerine. Y 3 artı 1'den y 4. Demek ki bu nokta 1'e 4 noktasıymış. Fark edin bu 1'e 4 noktası aynı zamanda doğrunun da üstünde. O zaman doğruyu da sağlar arkadaşlar. 4 eşittir 6 çarpı 1 artı b'den b eksi 2 geldi. Şimdi artık buradan c eksi 3'tü. b eksi 2 a'da 6'ydı. 6, 6 b'yi eksi 2 bulduk. C'yi de eksi 3 bulduk. Eksi eksi 3'ten artı 3 toplamları eksi 9 yaptı. A şıkkı x eksenine teğet demek arkadaşlar, o her hangi noktaysa artık o, o noktadaki türevi sıfırdır demek. Temsil olarak gösteriyorum bakın bir üçüncü dereceden fonksiyon. Şöyle arkadaşlar, burada bir k noktasında teğetse, o zaman f türev k sıfırdır. İşte bunu yapacağız. 3m x kare eksi 6x fonksiyonun türevi yerine k yazıyorum, işte o bilmediğim 3m kare m kare eksi 6K eşittir 0. K buradan 3MK eksi 6 eşittir 0. K böylece arkadaşlar ne geldi? 0. Demek ki 0 noktasında T etmiş veya K eşittir 6 bölü 3M yani 2 bölü M noktasında T etmiş. Peki hangisi? Birincisi şuna bakacağız. Şimdi K sıfırı bulduk ya bu öyle bir şey çıktı ki K sıfır dediğimiz aslında orijindedir. Sıfıra sıfır noktasında teğet olması lazım fonksiyonun. Bakalım sağlıyor mu? Şimdi o önemli. Y gördüğümüz yere sıfır. X gördüğümüz yere de sıfır yazarsak sıfır eşittir 4 oldu. Demek ki K sıfır olmamalıymış. K ne olmalıymış? 2 bölüme. Yani K eğer pozitif bir sayıysa işte şöyle bir 2 bölü M noktasında T etmiş. Yaz yerine Sıfır. Neden sıfır? Çünkü teğet olan bir noktanın x ekseninde ordinatı sıfırdır arkadaşlar. Bu yüzden. Sonra m çarpı 8 bölü m küp. Bunlar bakın çok önemli şeyler. 3 çarpı 4 bölü kare artı 4. Şimdi buradan bunlar da gider. 8 bölü kare eksi 12 bölü kare artı 4 eşittir. Sıfır oldu. Buradan da 4 bölü kare eşittir 4. Ne arkadaşlar artı 1 veya eksi 1 pozitif değerini istiyor. Artı 1 A şıkkı. Sonra integralde de işinize yarayacak arkadaşlar. Bazen böyle sağ veya sola doğru olan kolları olan parabollerde y kare eşittir a x şeklindedir. Ve burada üstteki kısım y eşittir 3 kök xken alttaki kısım y eşittir eksi 3 kök x'tir. Bunun ayrımına varmak lazım. İkisi farklı eğri oluyor. Sonuçta birisi negatif diğeri pozitif olacak. O yüzden burada deneyerek gitmek lazım. Şimdi ben size bir tane doğru bir tane yanlış göstereyim. Yanlışa bakalım mesela. Hatta şuna bakalım bir tane yanlış olsun böyle. Şimdi bakın türev aldığımız zaman eksi 3 bölü 2 kök x olacak değil mi? x gördüğüm yere de 4 yazacağım. Eksi 3 bölü 4 olacak bakın x yerine 4 yazınca. Bu olmadı. En benzeyeni aldım. Bir de şimdi c'yi alayım. Bunun üzerinde olduğu eğri 3 bölü kök x olduğu için Türevi de bunun nedir? 3 bölü 2 kök x. Şimdi yerine yazarsak arkadaşlar f türev 4 eşittir 3 bölü 2 kök 4. Böylece bakın 3 bölü 4 oldu. Cevap da c şıkkı oldu. Buraları daha iyi anlamak için temsil olarak şekiller çizmek bence önemli. Bir parabol, parabol diyorum pardon. Üçüncü dereceden bir denklem var diyelim. Ve burada y eşittir 2x artı 4 noktasında teğetler birbirlerine. Bu ne demek? bu doğrunun eğimi bu fonksiyonun o noktadaki türevine eşit. Burası böyle bir a, a vermeyelim varmış. B'ye C noktası olsun. F türev B eşittir 2 olmalı. Çünkü bir noktadaki türev o noktadaki doğrunun teğetin eğimine eşitti. Hemen türevini alıyoruz. 3x kare eksi 2x artı 1. B noktasını yerine yazıyorum. 3B kare eksi 2B artı 1. Neye eşit olmalı? 2'ye. Böylece 3b kare eksi 2b eksi 1 eşittir 0. Çarpanlarını ayırıyorum. 3b b burası eksi 1 burası artı 1. Böylece eksi 3b artı b'den eksi 2b oluyor. b buradan 1 olacak. b buradan eksi 1 bölü 3 olacak 0 eşitlediğimizde. Apsisi tam sayı olan nokta diyor. O zaman bunu almayacağız. b'yi 1 alacağız. Peki burada artık Ne söyleyeceğiz? Bu nokta doğrunun da üstünde eğrinin de üstünde. Eğrinin üstünde bulamam çünkü A'yı bilmiyorum ama doğrunun üstünde bulurum sağlar. y yerine C yazıyorum. X yerine 1 yazıyorum. Demek ki bu noktanın ordinatı da 6'ymış. Bu aynı zamanda doğu, eğrinin de üstünde olduğu için sağlar. 1, eksi 1, artı 1, artı 1, artı A. Bir tane 1'ler gidecek. A buradan 5 olacak. Cevap B şıkkı. Kural neydi? Hatırlayalım bir. A log B C. C log B A'yı eşit. Bu yüzden hemen yer değiştiriyorum. Bakın kök x kare eksi 2 x artı 3 üzeri log 3 9 gördünüz mü? Böylece log 3 9 gitti. 2 geldi. Bu ifadenin karesi x kare eksi 2 x artı 3 oldu. Önce hafif bir logaritma hatırlatması. Fonksiyonuna üzerindeki x eşittir 1 noktasından çizilen teğet neyimi demiş. Hemen fx artı 2'yi bulalım. x artı 2'nin karesi eksi 2 x artı 2 artı 3 oldu. Böylece x kare e, artı 4 x eksi 2 x artı 2 x yapar. Artı 4 eksi 4 sıfır yapar. x kare artı 2 x artı 3 oldu. Hemen bunun türevini alıyoruz. 2 x artı 2. Böylece arkadaşlar bu fonksiyonun 1 noktasındaki türevi 2 artı 2'den 4 olacak D şıkkı. Burada ilk neyi anlamalısınız biliyor musunuz? İkisi de bakın şöyle teğet çizdiğiniz zaman ortak teğetleri var. 1 F2 eşittir G2 eşittir 2 ordinatları aynı. 2 F türev 2 ile G türev 2 de aynı. Aynı teğet doğrusuna sahip oldukları için. Şimdi ne demiş? 2f artı gx fonksiyonuna x eşittir. 2 absisli noktasından çizilen t deneyimi eksi 6 olduğuna göre y eşittir f 2x fonksiyonuna x eşittir. 1 absisli noktadan çizilen t'nin denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar hemen 2f x demek. Bu da gx demek. Bunun 2 noktasındaki t deneyimi 2 noktasındaki türev demektir. 2f türev x artı g türev x 2F türev 2 artı G türev 2 arkadaşlar. Bu şimdi eksi 6 eşit ya ben demin ne demiştim? G türev 2 ile F türev 2 aynı. O zaman bunun yerine yazarsan 3 de F türev 2 eşittir. Eksi 6 olur. F türev 2 de eksi 2 olur. Demek ki bu eğrilerin ortak teğetlerinin eğimi eksi 2'ymiş arkadaşlar. Sonra y eşittir f2x fonksiyonuna x eşittir 1 absesli noktadan çizilen teğetin denklemi nedir diye sormuş. Burada da ne diyeceğiz? F 2x'in türevi 2 f türev 2x'tir. Doğru mu? Bu şimdi bunun türevi. Hangi noktadaki 1? x yerine 1 yazarsam sonuç itibariyle f 2 türev olur. Yani f türev 2 olur pardon. f türev 2'nin zaten eksi 2 olduğunu biliyorum. Demek ki o zaman bu da neymiş? Eksi 4'müş. Bu doğrunun neyimi? Eksi 4 olmalı. Şıklarda eksi 4 olanları bir düşünelim şimdi. Bunun neyimi? 4. Geç. Y'yi yalnız bıraktığın zaman x'in kat sayısı. Bunun neyimi? Y'yi yalnız bıraktığın zaman 4'tür. Bunun neyimi zaten çok alakasız. Bunun neyimi de alakasız. Bakın bunun neyimi? Eksi 4 oluyor. Haliyle A şıkkı olabilir. Fonksiyonun grafiğinin 2-2 noktasındaki teğeti. Bilmiyorum hani rastgele bir fonksiyon çizdim. Parabol gibi algılamayın. 2-2 noktasındaki teğetinin denklemi y eşittir. Eksi 3x artı ne ya. O zaman burada f türev 2. Hemen eksi 3 diyeceksiniz. Doğrunun eğimi aynı zamanda türevdir. Buraya geldiğimiz zaman nokta denklemi sağlar. F2'nin de eksi 2 olduğunu unutmayalım. Bu iki bilgiyi kullanırız lazım olursa. Şimdi buna göre G türev 2 sorulmuş. Hemen alıyoruz. G türev x 2x çarpı fx artı x kare eksi 1 çarpı f türev x artı 12. Böylece arkadaşlar hemen G türev 2 dediğimiz zaman 2 çarpı 2 4 f2 artı 2'nin karesi 4 eksi 1'den 3 f türev 2 artı 12. Şimdi burada artık f türev 2'nin Kaç olduğunu biliyoruz? Eksi 3. F2'nin kaç olduğunu biliyoruz? Eksi 2. Eksi 8. Şurası ee, eksi 9. Eksi 17 yapar. Artı 12 eklersek eksi 5 oldu. A şıkkı. Bir doğrusal fonksiyonun sıfıra eşitlendiğinde çözüm kümesi nasıl boş küme olur? Bunu bir düşünür müsünüz? Ancak arkadaşlar bu y eşittir k şeklinde sabit bir fonksiyonsa. Şimdi şöyle düşünün y eşittir 3x artı 2'nin sıfıra eşitlediği zaman çözüm kümesi bir elemanlıdır. Ya da y eşittir 6x'i sıfıra eşitlerseniz 1x bulursunuz. Ama y eşittir 4 şeklinde bir doğru olsa bunu sıfıra eşitlediğiniz zaman çözüm kümesi gelmez. Bu yüzden işte arkadaşlar burada bize verdiği mesaj bunun türevi sabit bir fonksiyon. Sabit bir fonksiyon nedir? y x eksenine paraleldir. Böyledir. Bu yüzden eğimi sıfırdır. Türevini aldığın zaman sıfır olacak diyor. iki noktasında. Hemen yapıyoruz. Bak ne kadar güzel bu yorum. 4x küp eksi şöyle bir eğri olduğunu düşünün yani. Buna öyle bir teğet çiziyoruz. Bakın buna çizilen teğet buradaki iki noktasından x eksenine paralelmiş. 4x küp eksi 12x kare artı 4x. Hemen iki noktasından artı bir de M pardon. 2 noktasından çizmek için mecburen 2'yi yerine yazacağız. 8 kere 4 32 eksi 48 artı 8 artı M eşittir 0 oldu. Şurası 40 eksi 8 M de arkadaşlar 8 geldi bu güzel sorunun cevabı A şıkkı. 2 saniye aralıklarla yandığı için arkadaşlar 73'ü 2'ye bölmemiz lazım. Ama ben 72'yi 2'ye böleceğim. Böylece bakın 36 kere lambalar yanmış olacak. Dikkat ederseniz 4 seferde bir başa dönüyoruz. O zaman 36 olduğu için 4'e de tam bölündüğü için tam 36. da 4. satıra denk gelir. Çünkü 9. periyodunu tamamlar. Bir periyot 4 tane satırdan oluşuyor. 9. periyodunu yapar 36 bölü 4'ten. Böylece buraya gelir ama 73. saniyede başa döner. İşte bu polinom oluşur arkadaşlar. Böylece x üzeri 4 artı 4x kare artı 2x artı 5 polinomu oluştuğu için burada türevini alırsak 4x küp artı 8x artı 2 oldu. Şimdi bu türev bize bir noktasındaki eğim değil de bunun normalin eğimini istiyor. Zaten normalin eğimi nedir hatırlayalım. Teğetle dik kesişen doğrudur. Yani önce teğetin eğimini bulacağız. 1 yazıp Buradan arkadaşlar 14 olur. Teğetin eğimi. Normalin eğimi bununla eğimi çarpımı eksi 1 olan eğimdir. Böylece o da eksi 1 bölü 14 c şıkkı olur.